Hoş bulduk Selim'e. Nasılsınız? İyiyim. Aslında iyi değiliz bugün. Bugün güne iyi uyanmadık. Aydın da yani böyle çok yazık oldu denebilecek bir olay yaşandı. Yani hani ya hani bazen gerçekten bazı şeyler olur. Dersiniz ki hani kazadır, kaderdir, işte ne bileyim olur böyle şeyler dersiniz. Olmaz böyle bir şey denecek bir şey yaşandı bugün Aydın'da. Yani ve tabii kamu vicdanı buna tepkisiz kalmadı. Olmaz böyle bir şey. Olmamalı böyle bir şey. Minvalinde bir şey yaşandı. Dün işte dünün bitiş bugünün başlangıç dakikası 0-0'da oldu olay. İşte Aydın'da işte KYK Kız Yurdu var Işık Mahallesi'nde Efeler'de. Orada asansör kazası yaşandı. Birinci kattan asansöre biniyor öğrenciler. 16 öğrenci. Asansör 15 kişilik. Yukarı çıkmak çıkacağında asansör yavaş yavaş kendini salmaya başlıyor. Panikliyorlar. Düşüyor paniğiyle. Bir tane çocuk çıkmaya çalışırken boşluğa kısıyor, sıkışıyor, ölüyor. Diğer 15 kişide hiçbir şey yok. İşte 22 yaşında Zeren Ertaş adında bir öğrenci kardeşimiz, Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu öğrendiğimiz bir kardeşimizi kaybettik bugün. Böyle bir şey olmamalı. Olmamalıydı bu olay. Yani çünkü asansörler kamu binalarında, devlet asansörleri, bırakın kamu binalarındaki asansörleri, apartmanlarda, şahıs mülklerinde sen git evine birinci kattan ikinci kata çıkan asansör yaptır. Bu sürekli denetleniyor. Bununla ilgili bir mekanizma var. Yani devletin kurumları senin evindeki asansöre müdahale oluyor. Ama devlet kurumundaki asansöre müdahale olamamışsa, oradaki kusuru görememişse, bu gerçekten devletin denetim mekanizmasında, asansör denetim mekanizmasındaki bir boşluğu. Hatta o firma, orada asansörü yapan firma, zaten herkesin söylediği, ben bu işi bilen sektörden insanlarla da konuşuyorum. Diyorlar ki birincil sorumlu asansörü yapan firma. Ha 3 sene geçmişse bakan firma diyorlar. Yani yapan firma, bakan firma. Tabii orada bir de kurum içinde bazı sıkıntılar var. Kurum müdürü hanımefendi, öğrenciler bu asansörün çalışmadığı yönünde şikayetlerini bildirmişler. Asansörle ilgili sorun olduğu yönde şikayetlerini bildirmişler. Müdür hanım umursamamış. Çünkü bana kurum içerisinden gelen bilgiler var. Müdür hanımın çok başka dertleri varmış, çok başka uğraşları varmış. O sürekli tabiri caizse personelin başında boza pişiriyormuş, mobbing yapıyormuş personele. Sürekli böyle onların tepesinde onlara böyle uygun olmayan ifadelerle böyle güya emrederek çalıştırmaya çalışıyormuş. Yani kamu da olsun, birçok alanda olsun, emrivaki yöneticilik bence iş yapmıyor. Yani öyle ben işte asarımlar, keserimler, şunlar bunlar korkuyla iş yaptırmaya çalışmak, çok yani korkutarak insanları yönlendireceğini düşünmek bence bir yöneticinin en bilmesi gereken şey bu. Böyle bir şey yok. İnsanları korkutarak yönetemezsiniz, korkutarak çalıştıramazsınız. Ancak insanları sevdirerek çalıştırabilirsiniz. İnsanlar sizi sevdikleri için, size saygı duydukları için sizin talimatlarınızı yerine getirirler. Neticede profesyonel bir iş yaşamı, herkesin şeyi var. Yani böyle işini yapmayanla ilgili, o da kamuda gerekli işlemi yaparsın, tutanağını tutarsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın ama hakarete yakın yaklaşımlarıyla personelle konu. Öğrencilere de çok böyle kötü yaklaşımlar oluyormuş müdür hanım. Öğrenciler bir şikayet için geldiklerinde devletin tek işçisi siz misiniz? İşte devletin valisinin sizden başka işi yok mu? İşte şu mu bu mu falan gibi ifadeler kullanıyormuş. Bunlar kırıcı, irite edici. Ama birlikte çalıştığı insanlara yaklaşımı böyle olan, işte öğrencilere yaklaşım böyle olan bir müdürün sorsam bunu hassasiyetinden, titizliğinden orayı iyi yönetmek için yaptığını düşünür. Fakat sonuç bu olmamalı. O zaman sen madem disiplinli bir yöneticisin, böyle bir sonuç orada çıkmamalıydı. Ben birinci sorumlunun asansörü yapan firma, asansöre bakan firma ve oradaki müdür olduğunu düşünüyorum. Tabii başka sorumluları da muhakkak vardır. Hani keşke olay olmasaydı, keşke Zeren ölmeseydi. Fakat Zeren öldü. Bu olaydan ders çıkartmak gerekiyor. Bu Aydın'da ilk asansör faciası değil. 2014 yılında 24 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam biz böyle bir gece yarısı pat bilgi geldi. Aydın asansör 6 kişi TOKİ'de asansör düştü. Neden bunlar TOKİ'de oluyor? TOKİ'yi kim yapıyor? Devlet yapıyor. Devletin yaptığı bir site TOKİ. İşte KYK devletin. Ben buradan şunu anlıyorum. Devlete asansör satanlar kazançlarını yükseltmek için, karlarını artırmak için
Bence bir takım asansörde sıkıntılar oluyor. Bazı yapması gereken şeyleri yapmıyorlar. Kullanması gereken malzemeleri kullanmıyorlar. Yoksa niye bu arıza yapsın? Bu asansörler her yerde çalışıyor. Niye devlette oluyor? Yani kazancını yüksek asansör, devlete asansör satarak, devletin asansörlerine bakarak kazancını yükselten firmalara, kişilere böyle bir olay yaşandığında, onların işi neticesinde böyle bir sonuç çıktığında onları yerle bir eden, kazançlarını yerle bir eden bir cezai yaptırım uygulanmıyorsa bunlar devam eder düşüncesindeyim. Yani biz bu işin peşini bırakmayacağız. Devlet konuyu takip ediyor, ilgileniyor. Sabahtan beri Aydın Valiliği'nden açıklamalar yapılıyor. İşte olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte oradaki müdür soruşturmanın selamet açısından açığa alındı. İşte valilik müfettiş görevlendirdi. Gençlik Spor Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Adli soruşturma da yapılıyor adliye tarafından. Tabii soruşturulur. İşte resmi olarak da kimin ihmali varsa onlar da ortaya çıkar. Fakat bir şey fark ettim. Zeren paniklediği için ölmüş. Panik yapmış kızcağız, çocukcağız orada. Korkmuş. Kendi çıkmak istemiş. Beklese diğer arkadaşları gibi hiçbir şey yok. İşte keşke olmasaydı. Yalnız ben şunu da belirtmek isterim. Yani bu olay bir asansör kazası. İşte bu olayla şunu fark ettik. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yaşadığı sorunların örtbas edilen bazı sorunların daha bir şekilde anlaşılır olabileceği bir süreç yaşanıyor. Şu an KYK öğrencileri seslerini duyurabiliyorlar. Fakat bunun böyle başka bir gruplar tarafından ideolojik amaçlara için körüklenen bir durum olmasında da ben 25 yıllık bir gazeteci olarak karşıyım. Buradan şey çıkmamalı. Yani hani Zeren'in cenazesi üzerinden, vefatı üzerinden bir takım farklı hesaplar olan insanlar kitleleri kendi istekleri, emelleri için yönlendirmemeli. Bu bizim bir kere şehrimize yakışmaz. Tepkiler bugüne şu ana kadar çok yerinde, çok doğru. Fakat bazı kışkırtmaları doğru bulmuyorum. Bunlar doğru değil. Neticede münferit bir olay var. Bunlar zaman zaman oluyor. Başka ülkelerde de oluyor benzer hadiseler. Bizim ülkemizde de oluyor. Biz olan olayla ilgili hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Oldu geçti. Ve bundan sonra başka zerenlerin zarar görmemesi için. Oradaki çocukların yaşadığı bu asansör sıkıntısının dışında başka sıkıntılar var. Bunlar da gündeme geldi. Şimdi KYK'lar devletin önemli bir hizmeti. KYK'lar olmasa bu çocuklarımız nerede kalacaklar? Şimdi bugün ev kiraları ortada. Üniversite öğrencilerinin durumu belli. Bir çocuğun KYK yurtları olmasa çocuk okutmak, çocuğun okuması gerçekten zor. Dolayısıyla nimet külfet, külfet nimet durumu var. Her nimetin bir külfeti, her külfetin de bir nimeti var. Bizim KYK yurtlarında kalan çocuklarla ilgili külfetleri ortadan kaldırmamız lazım. İşte onların hayatına mal olacak bu ve benzeri riskleri ortadan kaldırmamız lazım. İşte onların konforunu, rahatını artırmamız lazım. Bunu yaparken de, yani bunları isterken de, bunları arzularken de böyle bunu bir işte başkaldırıya dönüştürmek, ne bileyim başka ideolojik grupların aleti olmak, oyuncağı olmayı da doğru bulmuyorum. Öyle olmayacağını da görüyorum. Şehrimizde bugün önemli bir gündü. İşte kent meydanında bu olaya tepki veren arkadaşlar oldu, gruplar oldu. Son derece haklıydı öğrenciler bunları haykırmakta, söylemekte. Fakat bazı insanlar gördüm, sosyal medyada özellikle bazı şeyler. Kışkırtıcı şeyler vardı, gerek yok. Bu bir kere her şeyden önce Zeren'e haksızlık olur. Zeren'in hatıratına haksızlık olur. Bir şey önereceğim. Bence bugünden itibaren, yani ilk fırsatta bence o kız yurdunun adı Zeren Ertaş kız yurdu olmalı, yapılmalı. Yani bir kere o tabelaya bakıldığında herkes bu olayı anımsamalı. Ve dolayısıyla oraya gelen yönetici, müdür, her kimse o tabelaya her baktığında burada Zeren Ertaş diye bir kızımız asansörde yönetim ihmalinden kaynaklı hayatını kaybetmiş diye bir anımsamalı. Bir de işte Zeren bence hiç hak etmediği şekilde oldu. Onun adı da orada yaşatılmalı diyorum. Benim de önerim bu. Teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Amin. Zeren'e. İnşallah. Acılı ailesine de sabır diliyorum. Arkadaşlarına da sabır diliyorum. Asansörde o anları, o dakikaları yaşayan, tanıklık eden, o şeyi çeken tüm öğrenci kardeşlerimize de geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Kolay değil. Onların travmalarını daha kolay atlatabilmeleri için de eminim destek olunacaktır. Onları da ihmal etmeyelim. Yani Zeren'i kaybettik. Diğer arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.
Evet değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.